Sevgili izleyicilerimiz, yine hukuk köşemizde Sayın Magister Ümit Kural'la birlikteyiz. Bakalım bu hafta kendisi sizler için neler anlatacak. Sayın Kural, merhabalar. Merhaba Adil Bey. Bu hafta yine geçen hafta esasen başladığımız, bu hafta devam etmek istediğim yabancılar yasasındaki bu güzellikler, kolaylıklarla alakalı ve bunun beraberinde bizim insanımızın bu gelişen olaylarla alakalı tavırlarını, efendim duygularını, düşüncelerini paylaşmak istiyorum ben. Zira 4. ayın 15'inde biz Avusturya günlüğümüzün hukuk köşesinde ilk defa bu güzel müjdeli haberi paylaşmıştık. Kazanılan davadan dolayı Türk vatandaşlarımızın vize alma noktasındaki güzellikleri, kolaylıkları paylaşmıştık. 21 yaşla alakalı vesaire. Tabii bundan sonra gelişen bir süreç var ve bu süreç içerisinde bu güzel haberden sonra insanımızın bu güzel haberle efendim nasıl hareket ettiği, bu güzel haberi nasıl değerlendirdiği ile alakalı gelişmeleri ben paylaşmak istiyorum. Asıl amacım bu burada. Geçmişteki hatalardan ders alıp geleceğimizi doğru şekillendirmek. Geçen hafta Almanca ile alakalı ben paylaşmıştım burada hukuk köşesi izleyicilerimize. Bu hafta da efendim gelirle alakalı. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda yabancı yasasında vize almak için belirli bir gelir düzeyi uygulaması efendim gündeme getirildi, uygulamaya başlanıldı. Yani deniliyor ki belirli bir geliriniz olmadan vize alamazsınız. İşte bu neydi? Her zaman bahsetmiştik biz Avusturya günümüzün hukuk köşesinde. Karı koca bir aile için, çocuk olmayan bir aile için yaklaşık 1227 euro bugün itibariyle. Yani bu parayı kazanamıyorsanız siz vize alamıyorsunuz. Şimdi Türk vatandaşları bu uygulamadan, bu uygulamaya dahil değiller. Çünkü Türk vatandaşları için birinci ayın biri 1995 tarihi baz alınıyor. O tarih nedir? O tarih Avusturya'mızın Avrupa Birliği'ne üye olduğu tarihtir. O tarihteki Avusturya'mızın yabancı yasası hangi konumda ise o günkü şartlar geçerlidir diyor Avrupa'nın ilgili mahkemesi Ankara Anlaşması'na istinaden. Dolayısıyla bu gelirle alakalı efendim uygulamalar da Türk vatandaşları için geçerli değildir. Buradan insanımızla paylaşmak istediğim haber budur. Bundan alacağımız mesaj nedir? Şimdi bundan alacağımız mesaj, ya iyidir artık efendim vize almak için belirli bir gelire ihtiyacım yok deyip de ben artık bundan sonra çalışmayayım demeyecekler herhalde. İşte benim esasen anlatmak istediğim de o. Çünkü yine bu yasa geldiyse inanın hasbelkader gelmedi, tevafuken gelmedi. Birçok insanımız işsizlik parası aldı, yanı sıra sosyal alımdan yardım aldılar ve yanı sıra kimseyi tenzih etmek istemiyorum ben ama yani böyle efendim çalışmayıp bu iki para bana yeter diyen insanlar da oldu. Efendim kayıtsız çalışan insanlar da oldu. Yani hep herkes kendi çıkarlarını, kendi efendim hanesinin maddi giderlerini düşündü. Ama hiç kimse bu Avusturya hükümetinin, Avusturya devletinin geleceğini, bir sosyal yapısını, gelir giderini düşünmedi. Ne oldu? İnsanımız buraya gelmek için 5 çocuğunu, 4 çocuğunu, 3 çocuğunu hiç problemsiz 1000 euro, 1100 euro gelirle getirdi. Geldikten sonra ben geçinemiyorum dedi. Devletin sosyal alım kurumlarına gitti. Bana yardımda bulun dedi. Dolayısıyla devlet bir müddet sonra baktı ki yani ben insanımızın buraya gelmesini kolaylaştırıyorum. Buraya geldikten sonra da benim sosyal alımdaki yardımlardan faydalanması benim yapımı, benim düzeyimi bozuyor. Onun için bu gelir standartını getiriyorum dedi. Bu gelire sahip olan insanlar getirsin hanımlarını veya eşlerini, olmayanlar getirmesin. Dolayısıyla şu an geldiğimiz noktada bu uygulama Türk vatandaşları için geçerli değil. Ben de diyorum ki insanımıza, elimizde bir fırsat. Biz çalışmaya devam edelim. Bu ülke bizim ülkemiz. Vergi ödediğimiz müddetçe, bu ülkenin ekonomisine, sosyal dokusuna katkı sağladığımız müddetçe hepimiz huzur içerisinde oluruz. Eğer biz çalışmaz isek, Almanca öğrenmez isek maalesef arzulamadığımız partiler, sesler gündeme geliyorlar ve kötü örneklerimizi ön plana çıkarıyorlar. Onun için Almanca öğrenmeye devam dediğimiz gibi geçen hafta çalışmaya devam. Efendim bu ülkenin ekonomisine, sosyal dokusuna katkı sağlamaya devam diyorum. İnsanımızdan özellikle bu konuya da dikkat etmelerini rica ve istirham ediyorum. İnşallah gelecek haftalarda yine birlikte olmaya çalışırız. Sorunlar varsa yine bizi arıyor zaten insanımız. Aramaya devam ediyorlar. Biz burada yeni çıkan uygulamalardan dolayı insanımızın bundan sonraki süreci, hayatını nasıl şekillendirmeli, onunla alakalı bilgi vermeye çalışıyoruz.
sürçülisan ettiysek affola. Amacımız burada kimseyi efendim rencide etmek değil. Burada yalnız hepimizin ortak problemlerini paylaşıp daha güzel bir yarınlara gitmenin yolunu aramak. Bunların acilen bizim gördüklerimiz, hukukçu olarak efendim insanımızın hukuki problemleriyle ilgilenen bir insan olarak, bir kardeşleri olarak bunu burada kardeşhane bir ortamda paylaşmak istedim. Dolayısıyla gelecek haftalarda farklı konularda buluşmak ümidiyle diyorum. Hayırlı haftalar. Son olarak bitirmeden önce ben şunu da vurgulamak istiyorum. Son günlerde bize çok telefon geliyor. Yaz ayları geldiğinde biliyorsunuz Viyana'da ve tüm Avrupa genelinde hırsızlık olayları da artmış durumda. Gerek hırsızlar evlere giriyorlar, gerekse de araba çalıyorlar. Bununla ilgili de izleyicilerimizi mutlaka uyaralım. Çoğu insanımızın sigortası yok. Gerekse ev sigortası, gerek araba sigortası. Size de geliyor mu acaba Ümit Bey bu konularda sorular? Evet, bu sorular gerçekten sık sık gelen sorular içerisinde. Bakın bu hırsızlar insanımızın tatile gittiği anı takip ediyorlar. Yani böyle bir boşluğu buluyorlar ve o boşlukta da hemen saldırıyorlar. Yani insanlara fırsat vermemek lazım. Zamanımızın güzel bir imkanı bu. Ev sigortamız var, hırsızlık olduğunda her şeyi karşılıyorlar. Araba sigortası var, araba çalındığında arabanın ciddi masrafını karşılıyorlar. Onun için zamanımızın bu nimetlerinden faydalanmak lazım. İzine gitmeden önce hem ev sigortamızı hem araba sigortamızı yapalım ki yani Allah tabii kimsenin başına getirmesin de ama biz tedbirimizi alalım, ondan sonrasını Allah'a bırakalım.